İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden, üstün bir gayret ve sabır içinde çalışan sağlık çalışanlarının günü 14 Mart. Salgın sürecinin adeta pelerinsiz kahramanları olan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız. Gün dolayısıyla yayınlanan mesajlarsa şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı video mesajda tüm vatandaşlarımızı tedbirlere riayet ederek sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum uyarısında bulundu. Sağlık camiamızın değerli mensupları, kıymetli kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve sağlık çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İnsanlık olarak son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşıyoruz. Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın bize olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır, dedi. Sevgili meslektaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım, sağlık ordumuzun güzide mensupları. Bizler sadece bir meslek seçmiş kişiler değiliz. Bizler takdir edilen ömrümüzü tamamlayana kadar varlığımızı ve tecrübemizi başka insanların hayatlarına dokunmak, onları koruma ya da iyileştirmeye adamayı tercih etmiş kişileriz. Yıllar sonra küresel salgın yılları olarak anılacak bu günlerde sizlerin neler yaptığını anlatacak nesiller yetişecek. Bu yıl teklifimiz üzerine Dünya Sağlık Örgütü tarafından Sağlık Çalışanları Yılı ilan edildi. Bu yılın alelade bir yıl olmadığı ortadadır. Hekime her zaman ihtiyaç var. Hepimizin, biz hekimlerin de ihtiyacı var. Anadolu'da edilen bir duadır. Allah hekime muhtaç etmesin, eksikliğini de göstermesin derler. Bizler kendilerine muhtaç olunan değil, hastası için ailesinden vazgeçen, canını feda etmekten korkmadan hayat kurtarmaya çalışan bir mesleğin mensuplarıyız. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge, sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. İnsanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir hayat sağlamak için bütün zorluklara rağmen gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum şeklinde konuştu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Emine Nurgünay 14 Mart Tıp Bayramı mesajında fedakar sağlık çalışanlarımıza minnettarız dedi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karaca'nın 14 Mart mesajı şöyle. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, sağlık her bireyin temel hakkıdır. Devlet yasasının düsturunca vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması alanında en kaliteli hizmetin verilmesi bizim en önemli hedefimizdir. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar da bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Acar mesajında pandemi döneminde fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına dikkat çekti. Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman ifade ettiği gibi halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözünün önemini özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hep birlikte bir kez daha anlamış bulunduk dedi. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Şen Hoca'nın 14 Mart Tıp mesajı şöyle. 14 Mart Tıp Bayramı yalnızca ülkemizde kutlanan bir bayramdır ve bu bayramı tüm dünyadaki benzerlerinden ayıran önemli bir geçmişi vardır. Bizler kutsal meslek sıfatına en çok layık gördüğümüz sağlık çalışanlarını yalnızca hastane odalarından, ameliyathanelerden bilmeyiz. Biz onları bir de savaş meydanlarındaki
Sıhhiye çadırlarından biliriz. Çanakkale'de savaş meydanında yaralanan öz evladıyla o an en kıymetli cephanesi olan bir şırınga morfin arasında tercih yapmak zorunda kaldığında tercihini haktan, adaletten ve vatandan yana Doktor Tarık Nusret'ten biliriz. Bugünün sağlık neferleri onlardan bize miras dedi.